Ya sen ne kadar güzel yürekli bir çocuksun. Geçmiş olsun. Ne oldu sana? Evet, sokakta yaşayan çocuklardan biri bir hayvansever getirdi bize. Daha önceki de kediler getirmişti. Elimi mi yalıyorsun sen? Yüzü mü kaşınıyor? O da kapısının önüne gelip yemek yiyenlerden bir tanesiymiş ama her yeri paramparça olmuş. Çok kavga etmiş. Erkek kısır değil. Muhtemelen dişi kavgasına girmiş olabilir. Çok acısın. Şu yaralarına bir bakalım mı? Ne yaptın? Niye kavga ettin? Kızımla sevgili. Çok sevgi dolu ya. Oradan geçen sefer gelen kedi hatırlıyor musun lan? Efsaneydi onun Canımızı okumuştu. Çok hayatı. Sarı. kızgındı. Bak bu çok uysal. Yine korktuk kızgın bir şeydir diye ama. Yaralara baksana deli. Göbeğini aç, dinledim. Göbeğini. Kendisi var. Var. Bayılıyorum bu dostu kendine ya. Sen nesin lan böyle? Adı yok değil mi? Benek diyor. Benek mi diyor? Ya seni yesinler be. Bakayım ağzına. Of verir sana. Her yerin yara olmuş yavrucuğum. Yaralarına bir pansuman yapalım senin, tamam mı? Kenelerinden de kurtaralım seni. Combo yapalım. Keneler genelde kedilerde çok fazla olmuyor. Daha çok pireyle karşılaşıyoruz ama kene de karşılaşabiliyoruz. Tabi diğer videolarda da çokça bahsettim, ne yazık ki çok fazla hastalık bulaştırabiliyorlar. Özellikle kan parazitleri yönünden çok hastalık bulaştırabiliyorlar. Ne oldu? Burnunu da çizdirmişsin sen. Şimdi yaralarını temizlerken kızacağım ona muhtemelen. Şu ayağına bakabilir miyim bir? Bakayım bir ayağına. Heh, Doğan sen sev onu. Ben de ayağımıza bakayım. Yani takayım mı? Hı? Dur bakayım. En son bakalım ayağına. Diğerlerine pansuman yapalım ondan sonra. Ayağına bakacağız ama, tamam mı? İdare et beni biraz. Ha. İyi, çok ciddi yaralar değil. Bir enfeksiyon durumu da gözükmüyor şu aşamada. Ama çok yarası var. Birkaç krem, ilaç, sprey. Günlük bakımlarını yapar, toparlarız seni ama sonra kısırlaştıralım seni, olur mu? Bak mesela yine bir kene. Tuşuna mı gitti? Bekle bir tanem. Mevzuların çocuğu seni. Ha? Seni araya almışlar bence. Her yerden darbe yemişsin. Yoksa döverdi bunlar. Bu bir kene. Çok Tabii fazla ya, ben hastalık yara sanmıyorum. taşıyabiliyorlar ne yazık ki. Kedileri bulaştırabiliyorlar, köpekleri bulaştırabiliyorlar. O yüzden düzenli dış parazit tedavilerinin yapılması gerekiyor. Şimdi onu da hepsinden kurtaracağız, gözlemleyeceğiz. Herhangi bir durum olursa hemen önlemimizi alacağız. İnşallah bir sorun olmaz tabii. Devam et sen. Devam et. Diğer tarafını bir çevir bakalım. Evet, biraz da ben seveyim, evet. Evet, bir tanem. Tamam, iyisin iyisin, maşallah maşallah. Biraz krem süreceğim sana, tamam mı? Tamam, Evet, devam bekle et. bakalım. Diğer tarafını çevir bana. Ayaklarında da küçük yaralar var. Üstünde dolaşıyorlar ya resmen.
aferin sana. Evet Doğancığım. Bir eldiven tak şu patiye bakalım. Altına üstüne. Saldırıyorsun diye eldiven takıyoruz. Haberin olsun. Hı? Şu patine bırak bakayım be. Bir kere bakayım. Ha yat da bakayım. Aldın mı? Bakayım mı? Tamam. Yine ısırılmadan geçiremiyorum bugünü. Biliyorum, çok haklısın ama bakmamız lazım. Evet, burada bir enfeksiyon var maalesef. Hiçbir yara enfekte olmamış ama ayaktaki yara enfekte olmuş. O da onu ağrı yaptığı için de rahatsız ediyor. Bir antibiyotik başlayalım ona. Muhakkak. Hemen ilacını sürüyorum. Salabilirsin, rahatlasın. Sana biraz vitamin verebilir miyim? Bak, ne var burada? Sever misin? Ah. Özür mahiyetinde. Yer misin bundan? Şifa olsun sana ha. Bak ye oradan, aferin. Ben de iğneni yapayım, tamam mı? Aferin sana. Beni ısırdın ama canın sağ olsun. Oh, çok güzel ya. Orada şiddetli ağrı olmasa zaten yapmayacak ama şiddetli ağrısı olduğu için zaten havada da tutuyor. Şimdi birazdan bir röntgen de çekelim oraya. İşimizi garanti altına alalım. Bir sorun var mı yok mu bakalım. Dış parazitini de yapacağım sonrasında. İşlerimiz tamamlanacak. Biraz dinlensin ardından röntgen alalım. Tam parazitten sonra. Evet, kurtulalım şu kenelerden, pirelerden, değil mi? Gel bakalım. İnşallah 8 saat sonra hiçbir şey kalmayacak üzerinde. İç parazitlerine de etki edecek bu. Çok güzel olacak benim tosunum. Seni tebrik ediyorum. Harika bir performans. Evet, geçmiş olsun dostum. İnşallah böyle çok güzelleşeceksin, tamam mı? Tedaviden sonra evet. Zaten çok güzelsin böyle bile, değil mi? Hadi bakalım, görüşürüz, git yerine. İyi ya, korktuğumuz gibi bir şey yok çok şükür. Genel durumumuz bayağı iyi. Yaraların birçoğu geçmeye başlamış. Sadece bacağındaki enfeksiyon çok ağrı yapıyor. Yani yaklaşık bir hafta falan bir tedavi yaparız. Ondan sonra zaten kendine gelecektir diye düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.